Özel bir isimle gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Kısa bir süre önce 3 bant Dünya Kupası'nda birinci olarak 7. şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'le buluştuk. Hem spora hem bilardoya hem de hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Herkese merhabalar. Bugün Türk bilardosunun hatta ondan önce Türk sporunun en başarılı, en istikrarlı, en ikonik isimlerinden bir tanesiyle birlikteyiz. 3 bant Dünya Kupası'nda tekrar şampiyon oldunuz Semih Bey. Sizi öncelikle tekrar görmek çok güzel. Ne kadar bir ara oldu? Ben 7,5 yıl ara verdim kariyerime. Yani 2014 yılında tekrar başladım. 2014 Temmuz ilk dönüşüm. Yani 7,5 yıllardan sonra başladım. Çok tabiri yerindeyse dayak yedim. Sıkı dayak yedim yani. Çünkü bir kere yaptığınız şeyi tekrar yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. O donanımlar hala var zannediyorsunuz. Ama yokmuş. Onu sonradan fark ediyorsunuz. Yenilikler var. Yeni oyuncular türemiş. Masalar değişmiş. Hızlanmış. Oyun sistemi değişmiş. Ben geri gitmişim. Bunlar hepsi bir araya gelince bir de bu kadar aradan sonra müthiş bir baskı. Herkes benden bir şey bekliyor. Ben kendimden bir şey bekliyorum. Bütün gözler benim üzerimde. Düşünün, turnuvada mesela maçlar oynanıyor. Tribün boşalıp benim masanın olduğu yere geliyor herkes. Hani acaba iyi oynayacak mı tekrar diye. Ve müthiş bir baskı yaratıyor. Çünkü 15 dakika sonra yavaş yavaş gidiyorlar. Hatta Marco Zanetti, işte İtalyan top oyunculardan biri. Vietnam'daki turnuva ile ilgili bir şey söylemiştim ben. Ya ışıklarla ilgili bir sorun olduğunu söylemiştim. Dedi ki Semih, kafana takma dedi yani. Zaten gelecek. Bir değil, ikinci maçta yiyelim gideceksin dedi yani. Bunu bana dedi yani bak. 2015 yılında oluyor bu olay. Yani 7. Dünya şampiyonu. Evet, 7. Olmanız, Dünya Kupası şampiyonu. Dünya Kupası şampiyonu. Evet. Yani herhangi farklı bir branş olsa, atıyorum tenisten bahsediyor olsak. Evet. Tenisi bıraksanız ve tekrar dönmeniz, evet, dönseniz bu kadar belki de zor olmayacak. Çünkü hani kurallar büyük ölçüde aynı olacak. Bir de siz tabii tekrar kendinize format attığınızı söylüyorsunuz. Şimdi biz dünyanın en iyi futbolcularını konuşurken bile yeri geldiğinde onları saatlerce işte eleştirebiliyoruz. Evet. Yok ya, abartıldığı kadar değil aslında falan diye. Evet. İşte kötü şeyler söylüyoruz ya, zaten şu kulüpte çok kötüydü performansı, ben sana söylemiştim gibi. Siz de bu branşta en ünlü, en öne çıkan, en istikrarlı, başarılı isim olduğunuz için ben sizin hakkınızda yazılmış, söylenmiş bir tane kötü, negatif bir şey duymadım. Çünkü popüler olmak bir anlamda da bunu getiriyor. Yani işte Messi hakkında da ben işte kötü bir şeyler söyleyebilirim. Çok fazla söyleyen var, ya da işte Ronaldo hakkında. Siz öyle bir ikonsunuz ki, bir de zannediyorum kendi karakteriniz, bu spora başlama hikayeniz ve sonrası o azminiz, çok da renkli bir karaktersiniz. Teşekkür yani ederim. Sizi dinlemek de çok keyifli. Bol bol dinlemeyi ve sizden bir şeyler öğrenmeyi de ben bugün istiyorum. Çok seviliyorsunuz. Sağ olsunlar. Sizden çok fazla sporcu ilham alıyor bence. Bu zorlukları ne kadar sürede atlattınız? Yani bu tekrardan toparlanma, tekrardan hani kendiniz inandınız mı öncelikle? Bunca yıl sonra, bu kadar şey değiştikten sonra tekrar şampiyon olurum dediniz mi? Ben inandım. Sevgilim inandı. Ailede birkaç kişi inandı. Beni yakından tanıyan. Çünkü benim ne kadar inatçı ve azimli bir insan olduğumu bilirler. Bilardo camiasının geneline bakacak olursak bile 100 üzerinden 99 kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. Çünkü bilardonun içinde olan biri benim eski oyunumla yeni oyunumu değerlendirdiği zaman arada uçurum var. Ya ben şimdi eski oyun yeni oyun bile değil. Ben yaptığınız, ya bu 3 bant olayının zaten bir delilik olduğunu düşünüyorum. Çok acayip bir şey. Her bir mucize olduğunu düşünüyorum. Yani puan almanın ve siz her seferinde bu mucizeleri ard arda işte yapıp sonra da ben hala anlamış değilim. Yani algılayamıyorum bile. İzlemek de çok keyifli bu arada. Şimdi 3 bantla ilgili benim Amerika'daki bir turnuvada bir röportajda söylediğim bir cümle var. Ya oyun o kadar büyük ki. Bak, oyunun kendisi o kadar büyük ki. O kadar İnanılmaz pozisyon versiyonlarıyla oynuyoruz ki biz oyunun içinde virtüözite seviyesinde oynayan oyuncular bile yani şu kadarız yani. Deli işi yapıyoruz. Bakın, bilardo'da bizim bildiğimiz bir tane pozisyon var aslında. Açılış pozisyon. Toplar hep aynı yere konuyor. Bilirsiniz, siz de görmüşsünüzdür. Oyuncu oyuna başlıyor. Bunca yıldır oynarım.
bunca yıldır maçlar seyrederim. Daha açılış pozisyonuna yakın kalmış bir pozisyon ben görmedim hiçbir yerde. Yani geometrinin, matematiğin yeri nerede size göre? Yetenek, doğal yetenek mi? İşte geliştirmek mi? Yoksa günde işte 12 saat çalışmak mı? İlk böyle sıralamaya neleri koyarsınız? Birincisi çok çalışmak zaten. Yani çalışmayan dünyanın en yetenekli bilardocusu burada kulüpte şampiyon olur yani. Ama dünya çapında bir iş yapacaksanız çalışıp geliştireceksiniz o size bahşedilen yetenekse onun adı neyse. Satranç gibi. Gibi mesela. Yani çok tekrar yapacaksınız. Çalışacaksınız ama çok tekrar şu da değil. Mesela bazen işte söyle ben de diyor 30 yıldır bilardo oynuyorum. Ya arkadaş 30 yıldır topların yerini değiştirmek bilardo oynamak demek değil. Ben hala bak 41 yılı geçmiş 42 yıl olacak. Hala topa vuruyorum. Hala diyorum ki ya acaba bunu biraz daha mı şöyle yapsaydım diyorum. Diğer arkadaş 30 yıldır oynayan vuruyor. Ah kaçırdım ya diyor. Bak bağını koparıyor olayla. Bak bağı koptu. Hayatla bağı kopması gibi. Gözünü ayırma. Göz senin hayata açılan pencere. Doğru mu? Gözünü ayırma. Gözlem yap. Al. Yol al. Geliş. Bütün hikaye bu. Bana sorsanız deseniz ki ya arkadaş az evvel sordunuz hani zeka gerekiyor falan diye. Ya en iyi yaptığın şey ne diye sorun bana. Ben bilardo demem. Bir konuda yol almak derim ben. Basketbolcuların çok güzel bir lafı var. Diyor ki atılmamış top basket olmaz. Bunu yapamadığı için insanlar çok çabuk uzaklaşıyorlar. Geliyor bir iki deniyor. Belki siz de denemişsinizdir. Deniyor. Topa bile vuramıyor. Çünkü enstrüman doğru hareket etmiyor. Bunu anlatmak istiyorum. Özellikle de insanları tekrardan bilardo ile tanıştırmak adına. Evet. Şimdi size de burada evet, göstereceğim. Evet yok ben hiç denemedim. Dediğiniz ha, çok tamam. Doğru. Belki de sevecek. Belki de hoşuna gidecek. Ama tabii. Hani o yanlış kullandığı için, yanlış başladığı için hem de yani insan tabii başarılı olduğu zaman bir şeyi seviyor aynen belki öyle. De. Aynen öyle. Hani başarısız zaman, olup niye seveceksiniz evet, ki yani? Evet zevkini. Hani şimdi aynen. İnsanlar bakıyor işte herkes izliyor. Aslında çoğu insan izlemiyor bile ama belki de bir salonda. Hani insana öyle biraz böyle çekiniriz yeni başladığımız aynen zaman. Öyle. İşte aynen. Yok çok ya. Doğal bir insan reaksiyondur bu da yani. Evet. Yok ben bunu beceremedim galiba deyip hani bir daha gelmeyenler. O yüzden tamam siz bana bir gösterin tamam. Bakalım nasıl olacak. Bu çok önemli çünkü bilardo ile tanıştığı zaman birazcık becermeye başladığı zaman da evet. Hayatının bir yerinde yer alacak kadar da günlük hayatın içinde olan bir spor. Şimdi evet dediğiniz gibi belki bende de müthiş bir potansiyel var. Henüz denemeden olmaz. Haberim yok. Bir de şimdi bir gün birisi sorduğu zaman hani hiç bilardo oynadın mı? Evet diyeceğim ve ilk deneyimde Semih Sargıner'le yani bundan daha havalı bir şey olmayacak. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Şuradan tuttuk önce. Ağırlığını da ilk defa hissediyorum. Tamam şimdi şöyle tuttuk. Bunu şöyle düşünün. O kadar geriden değil. Biraz daha ileriden şuradan. Çanta taşır gibi düşünün. Yani sıkma biçimini anlatmaya çalışıyorum. Çantayı taşırken böyle sıkmazsınız ya. Evet. Çok gevşek de bırakmazsınız. Şöyle bir çantayı sararsınız. Ya da biraz direksiyon gibi hatta. Direksiyon biraz daha bile sıkı olabilir yani. Evet. Şimdi bunu böyle tuttuk. Sol ayak önde. Sağ ayak 45 derece burada açıkta. Şöyle 45 derece yani şöyle değil. Şöyle. Evet. Şimdi buradan tuttuk ya. Şöyle omuzunuzu sadece ileri doğru uzatın masaya. Evet uzattık. Ama sağ omuz inmiyor. Tekrar yapalım. Kalkın. Sadece sol omuz iniyor bakın. Evet. Şimdi bu elinizi şöyle çevirin. Şunu kaldırın. Bu ıstakayı bu araya getirin. Şu parmakları yükseltin biraz. Evet. Şimdi bunu kapatın. Kapatın ama bak biraz daha şöyle. Heh, kapatın. Tamam. Şimdi ıstakanın pozisyonu vücutta bu. Dirseğinizden sallamaya başlayın. Burayı biraz daha sıkı tutmanız lazım. Yani sıkı derken şunun üstünde olması lazım. Evet. Şimdi heh, bu. Yani üç ayak oluşacak orada ki şöyle ıstaka sağa sola gitmesin. Yani burada boşluk olursa ıstaka kayar. Peki bunda şey yok değil mi? Benim parmağım böyle rahat olmadı. Yok, ben şöyle öyle yapayım. Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani o şunu kaldırmanız lazım. Şunu şöyle. Kaldırın yukarı bakın. Şuraya dayayın şunu. Şuraya. Ha şöyle. Şuraya evet şuraya.
Şimdi oldu. Şimdi mesela bir tane vuracağım. Bakın ıstakanın hareketine bakın. Aslında küçük bir hareket. Yani çok büyük bir hareket yok. Top aslında çok canlı. Çok hareketli bir masada oynuyoruz. O yüzden ıstakayı sallayıp tekrar mesela pozisyon alın buna. Dediğim gibi elinizi buraya koyacak şekilde düşünün. Ve topa pozisyon alıyor gibi düşünün şimdi. Eli önce masaya koyun. Ama tam karşısına koyun buraya ki. Heh. Evet. Evet. Tamam. Evet. Güzel. Şu parmak bunun üzerinde olsun. Şu parmak bunun üzerinde. Şurada. Üzerinde. Heh. Tamam. Bunu da kapatın. Tamam. Biraz daha yüksek. Şu yüksek olması lazım. Biraz daha yukarıya. Evet. Heh. Şu orta parmağı. Evet. Biraz daha yukarıya. Evet. Şimdi çekin. Çekin. Şöyle ama çekerken bakın. Dirsekten. Şöyle. Evet. Şimdi vurun. Olmadı. Bir daha. Ben size sayı da aldırayım. Bir dakika. Evet. İlk sayınızı alın bence. Şimdi tekrar pozisyon alın. Bu iki topun ortasına vuracaksınız. Atacağım istikamet şu ya. Değil mi? Evet. Şuraya doğru atacağım topumu. Şimdi oraya geliyorum. Pozisyon alıyorum. Vücudu ortalıyorum. Pozisyonumu aldım. Yani ben size böyle öğretiyorum ama aslında tabii bunu öğrendikten sonra şöyle gelebilirsiniz yani. Geldim. İlk sayımı aldım. Evet. Bir de şöyle yapın. Çok kasmayın kendinizi. Sadece eliniz, yani elim benim çok sıkı değil. Evet. Yani çok gevşek de değil. Kasmadan yapmaya çalışın. Bacaklar rahat. Vücudu bacakların ağırlığının üzerine bırakıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Evet. Eli evet. Istakanın üzerinden bakıyorsunuz. Çok güzel. Bu el sıkı olması lazım. Yani oynamayacak vuruş yaparken. Çekin. Düzgün gitmesine gayret edin. Çekin. Vurun. Şimdi İkisine birden vuracaksınız şimdi. Ha hedefim tabii, olmadı. Tabii. Evet evet. Çekin. Vurun. Bayağı da canlı vurabildiniz yani. Bilardo'da birazcık ilerlemek istiyorsa yeni başlayan kişi, yani bir eğitim almasında fayda var. Yani bütün bilardo kulüplerinde neredeyse antrenörler var, bu işi yapanlar var. Çok da böyle aşırı pahalı bir şey de değil. Gelip eğitim aldıkları zaman zaten hemen 3 bant oynamaya başlamıyorlar. Önce az evvel size yaptığım gibi yani işte duruş, tutuş, topa vuruş eğitimi ile geçiyor. Bir ilk 10 eğitim herhalde tahmin ediyorum. Sonra ufak ufak topa vurmaya başladıkça oyunda ilerlediğini de hissediyor oyuncu ve daha çok zevk almaya başlıyor tabii ki. Sanıyorum yani ben bilardoyu bıraktıktan sonra da yeni bir jenerasyon gelecektir. İşte onun altyapılarını belki de bu fırsatla tekrar kurmuş oluyoruz. Herkesi masanın başına davet ediyorum. Evet, Semih Saygıner ayakta alkışlanması gereken gerçekten gerçek bir şampiyon. Bir hoca olarak da ben biraz sabrını zorladım kendisinin. Çok çok sabırlıydı. Benim aklımda şu var, bir dijital platform mutlaka kendisinin belgeselini, hatta daha da eğlenceli, son zamanlarda çok seviyoruz. Queen's Gambit vardı mesela, onun gibi bir dizisi olmalı diye düşünüyorum. Müthiş bir isim, 7,5 yıl aranın ardından tekrar dönmesi değil, tekrar şampiyon olması gerçekten müthiş. Bence tekrar dönmesi orada asıl hikaye. Tekrar dönmesi, tekrar şampiyon olması onun güzel bir sonucu olmuş. Ama Semih Saygıner zaten çok özel bir isimdir. Şimdi senin baba, bilardo oynadığın kısımları bir kenara bırakıyorum. Öncesindeki kısımlar. Yok, bence iyi bir başlangıç ama öncesinde o kadar değerli şeyler söyledi ki, zaten Semih Saygıner bu bıraktığı zamanda da öyle el üstünde, el kol üstünde oturacak bir insan değil. Benim tanıdığım en iyi konuşmacılardan biri. Hayatını konuşma yaparak da, bu TED Talks benzeri konuşmalar yaparak da kazanıyor. O artık normal sohbetine de yansımış durumda. Dedi ki çok değerli şeyler söyledi. Hani ben de 30 senedir bilardo oynuyorum.
diyenler var bana gelip, arkadaşım topların senin yerini 30 senedir değiştiriyorsun diye bir salonda bilardo oynayan, kendi hedefler koymayınca bir şey olmuyor demek istiyor orada. Ve o riski almak, yani o 7,5 sene ara verip geri dönüp, geri dönerken bildiği her şeyi değiştirip, çünkü oyun stilleri değişmiş dedi, yani masalar değişmiş dedi, teknik değişmiş dedi, yani aldığı risk orada. Asıl zor olan kazanmak değil, geri dönmek, o kararı almak. Çünkü insanlar konfor alanlarında yaşarlar. Semih Saygıner'in de o konfor alanında, zaten bu bilardo sporunun yani Türkiye'deki gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olmak duruyor zaten. Şampiyonluklar duruyor, işte kupalar ekrana da yansıdı, duruyor. Ondan vazgeçip geri gelmek, asıl risk o noktada alınıyor. Onun sonrasında mesela başka röportajlarında şunu da söylüyor. Dünya Kupası oynadım. Bir de farklı kategoriler olduğu için dünya şampiyonu oldu diye yansıdı. Ama ben Dünya Kupası oynadım, bizde tam da öyle değil kurallar diye altını çizerek şunu söylüyor. O konfor alanından çıkması lazım insanların. Ben bunu başardım, alışkanlıklarımı değiştirdim ve tekrardan da o kupaya uzandım ama uzanamayabilirdim. Çünkü ben artık Türkiye Kupası'nda bile bir etap kazanınca mutlu oluyorum. Hala asıl övgüye değen kısım o. Bu heyecan 57 yaşında bunu başarmış olması kadar, 57 yaşında bu heyecanı duyabiliyor olması çok çok değerli. Ve onun liderliğini yaptığı, onun ismini bildiğimiz bir sporda, aslında şunun da altını çiziyor, senin röportajında söylememiş ama bilardo sporunda dünya sıralamasında ilk onda 4 isim var artık diyor. Yani asıl başarı budur diyor. Bunun altını çiziyor. Bana sürekli birisini yetiştirmiyor musun sorusu soruluyor. Yetiştirmeme gerek yok, zaten yetişiyorlar. Hani biz biraz daha, hani böyle baktığımız gözle biraz böyle açsak aslında bunları kendimiz de fark edeceğiz ama biz ısrarla aynı soruları da sormaya devam ediyoruz. Semih Saygıner'i çok canı gönülden tebrik ediyorum. Kendisi çok özel bir insan, çok özel bir şampiyon. Bilardo'nun dışında da çok ilgi olanları olan bir insan. Albümü var biliyorsun. Güzel de şarkı söylüyor bu arada. Evet, evet. Ama şarkıcı değil, ama yani o hani hobilerine de zaman ayıran, hep o güvenlik karesinin dışında riskler alan bir isim. O açıdan da ben de o açılardan da şampiyonluğu kadar tebrik ediyorum kendisini. Bir de başarının ötesinde efsanevi olan, hani farklı branşlarda, spor branşlarına düşünürsek çok fazla sporcumuz yok. Bu anlamda da çok değerli ve efsane bir isim. Ve bu kadar başarılı olup efsane diye bahsedilip bu kadar da az egoya sahip olabilmek, o psikolojiyi de yönetmek inanılmaz. Yani ego bile yapsa geliyor. Açıkçası kendisine o kadar çok yakışacak ki, onun yaptığı ego da bilmiyorum, çok da tatlı olur belki de. Ama işin o psikolojik kısmını, felsefik kısmını da o kadar iyi yönetiyor ki. Kesinlikle. Bu da onu örnek bir insan yapıyor değil mi? Yani aslında şöyle bir şey, sizin röportajda aslında senin söylediğin bir şey vardı. Dedin ki, belki de bende bir cevher var, bilmiyorum, ilk defa deneyeceğim. Evet. Ve sevdikleri şeyi yapmaktan bahsettiniz. Şimdi Semih Saygıner'in de aslında bize gösterdiği, başlangıçta bilardoyu sevdiği için başlıyor. Orada bir kariyer buluyor, orada şampiyonluklar buluyor, orada bir sporculuk buluyor. Ama Semih Saygıner'i özel yapan ve Semih Saygıner'i alıp başka bir spora, başka bir isimle koysak, o spordaki o sporcuyu da özel yapacak olan şey ne biliyor musun? Süreklilik, devamlılık. Süreklilik bir sporun en değerli şeylerinden biri. Yoksa yetenek dediğin o beceri, o mekanik beceri diyeyim, o mekanik yatkınlık bir yere kadar insanı götürüyor. İşte o bahsettiğin ego yoksunluğu, mütevazilik, süreklilik, kendini zorlamak, hedeflerini yenilemek, kendi güvenli alanın dışına çıkmak, risk almak, bunlar bir sporcuyu üst düzey bir sporcu yapan özellikler. Evet, kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Belki de bizi kırmaz konuğumuz da olur. Çok seviniriz. Stüdyoda onu çok seviniriz. Dinlemek, çünkü gerçekten Tabii. çok çok keyifli.